بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت نسخة لوسن ديالة عزيز سيجلارمز بيونكي برغرامز يدنجي إمامزن شهادات أزان أولاجاخ ودا إمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وبيونكي قونمز أستاذ عمر لقون شجاغخ وجنابنا دا خوش يالدن السفالر جتدن سوليورز. Hoş bulduk, sağ olasınız. Başta bütün İslam alemin ve bütün İmam Musa'nın şialarına tesliyet diyorum. Şehadatı günüdür ve başları sağ olsun. Allah'tan dilerim ki bizi İmam Musa'nın şefaatinden mahrum kılmasın inşallah. İnşallah. Kıyamet gününde. Biz de buradan bütün İslam dünyasının başı sağ olsun dilerim. Ve Allah subhanahu ta'ala'nın istiyarık İmam Musa'nın Cafer Kadım'ın aleyhisselamın bu dünyada ziyaretinden ve kıyamette şefaatinden bizi mahrum etmesin. Hocam bizim için İmam Musa aleyhisselamı bizim için önce tarif etseydiniz. İmam neçenci yılda dünyaya geldi. Doğumundan biraz konuşsaydınız. Sonra lakabından ve kunyelerinden bizim için aynı açıklasaydınız. Tabii ki malumdur İmam Musa 7. imamdı. Nesabı, ki nesabı edebilli ihtiyacın var. Bir nesab biter İmam Ali ibn Ebi Talib'e, bir nesabı biter ila Resulillah sallallahu aleyhi ve aleyh. Ve özü İmam Musa, İbn Ca'far el-Sadık, İbn Muhammed el-Bakır, İbn Ali'in el-Seccad, İbn el-Hüseyin, el-Şehid, İbn Ali ibn Ebi Talib aleyhumusselam. Ya da bu da edebillikte diyağın İmam Musa, İbn Ca'far el-Sadık, İbn Muhammed el-Bakır, İmam ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن فاطمة الزهراء ابن رسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بل. فعليه إمام صادق عليه السلام bu ولادانı bu doğumu bekilirdi çünkü özünden sonra gerek bir halife olaydı bir imam olaydı nece ki bizde malumdi أنهم imamet موضوعu silsilade mansustu peygamber nasıl edipti أنه كم فإمام صادق بليردي بكليردي بوشان لولادانه 128 هجري ده إمام موسى دنياه geldi مدينة المنورة ده مدينة المنورة عن أطرافنده دياغن bir köyde adı أبواء köyüydü دنياه geldi nenesinin adı Hamide'ydi bir takım diyorlar Hamide el-Berberiye özne bir takım diyorlar Hamide el-Endülüsiye özne Tahire bir arvadıydı Afife bir arvadıydı tabii ki malumdur özü imamlarda sıfat dediğimiz zaman takriben hepsinin sıfatı müteşabih. Yani birisi bir imam bir sıfada meşhur olduğu zaman, maruf olduğu zaman manası bu diyor ki o bir imamlarda o sıfa yok. Behtibar hapsı ehl-i beyt-i nübuvva. Aynen Hattaniydiler. Aynen sülaledaniydiler. Bes var her imamın özüne göre has bir lakabı var ki şöhret taptı onuyla. فإمام موسى عليه السلام شهرة طابطغ لقب برنج لقب كاظم الغيظي دي نجي كما علم دي كاظم الغيظي يعني çok غيظını tutardı كاظم ederdi أعصابını tutardı حليميدي أعصابı سيطرة ederdi يعني أعصابنا و سنرنا مسيطر her vakit hakim olurdu her vakit hakim olurdu ve kontrol altında koyardı ve görsen bazı kimseler var idi İmam Musa'nın vaktinde. Yani İmam Musa'nın üstüne selaşirdiler. İmam Musa'nın her vakit harap hakikatler diyerdiler hakkında ama İmam Musa onlara hiç ihtimam vermez idi. Bel bilakis onlar için askeri hediye gönderirdi özünden. Hatta bir gün neferin birisi çok İmam Musa'nın üstüne selaşirdi. O İmam Musa'nı çok haşa özünden hakaret ederdi. Ashablar iktirah verdi İmam Musa'ya yani, biz bunu öldürelim. Bu yani çok haddini aşırı. Yani imamın ashabı. İmamın ashabı dediler biz bunu öldürelim İbn-i Resulillah. Bu sana çok ihanet eder, hakaret eder, ihtiramsızlık eder. İmam Musa yok dedi olmaz yani ihtiramsızlık etse kabul de etmedi. Kabul etmedi bunu. Ve dedi siz bekleyin bakın ben ne ederim. Ve bir gün mindi diyen ecellekumullah eşyagine mindi. Gitti bu adamın zeraatine bu adamın zeraatı var idi. Gitti zeraatine girdi. Aşağı giden adam tabii İmam Musa'nı görünce kızdı, sinirlendi. İşte hata var etti, sen zeraatimi ezdi, beletti, filan etti. İşte
İmam Musa ulaştı yanına, salam verdi özüne, oturdu. Dedi, nanca sənə zərəl verildi indi, mən belə gəldim bu şeydən. Dedi, 100 dinar. Dedi, iyidir, bu zərəətdən nanca sən bir kar bəklisən? Dedi, bir 200 dinar. Dedi, Allah bir 300 dinar məndən sənə hədiyə. Və bu zərəətdə qal işləyilə, bu zərəətin də məhsulatı hapsı aynən səni olsun. Və adam bunu gördüğündə tabən çox şaşırdı. Nə deyəcəyini bilmədi, qalxdı İmam Musanın başından öptü. İmam Musa'dan özür dilədi. Və ondan sonra baxsan İmam Musa'dan arası çox iyi oldu. Başladı İmam Musa'nı ögməğə, cəmiə getməğə. Və İmam Musa döndü ashabına dedi, dedi, naqsı birisi iyi bir iş etdiq biz. Əgər öldürsəydik özün, yoxsa indiki etdiğimiz bir iş idi. Bu hər zaman xarablıqdan imamı şeydə qanşarlardı. Bəli, hər vaxt xarablıqdan. Amma imam eylikdən qanşarlardı. Bəli, imam fil müqabil eylikdən qanşarlardı və edə bildi onu kesb etsin. Min cümlət əlqabından İmam Musa'nın Əl-Abd-ı Salih deyərlər özünə. Əbd-ı Salih çünki İmam Musa'da aynı zamanda necə ki ma'ruf idi, qadımın qeyddə ma'ruf oldu ibadətiydi, namazıydı. Necə ki, əhəd əlqab deyərlər özünə, ya sahib-i səcdət tavili. Və ma'ruf idi səcdəsidən, ibadətiydi. Gecə nafilələrin qılardı, səbbəhə rabd edərdi, səbbəh namazına rabd edərdi, səbbəh namazından sonra təqibətin edərdi. Yığlardı təqvadan, şeydən, hətta ən şədid, ən mühric zarıflarında ki, sicində idi, Harun-ı Rəşidin sicində idi, heç bir vaxt Allah özünü çevirmədi, hər vaxt Allahı unutmadı, hər vaxt Allah aqrində idi, fikrində idi. Hatta sicində eşilərdilər, deyərdi, Allahümmə inni taləbtu minki ən tufarrıqəni li ibadətik və haqqət fəalt fəlikəl hamdu və şükr. Yəni, sicində özü üçün bir şey görərdi, bir ibadət yeri gördü. Bir ünvan təfriq olundu, ənə o başladı Allah'a ibadət etməqə. Allah subhanətə ayə daha fazla mütəfərriq oldu Allah'a yaxın olmağa və bunu hamd edərdi, şükr edərdi. Tabən, min cümlət, ənəhu sıfatından ənəhu halim idi, ənəhu kerim idi, cavad idi, fəqir fukaranı hər vaxt düşünərdi. Necə ki, özündən əcdadı da belə idi, necə ki, əvladı da, əhfadı da belə idi imamlar. Min cümlət sıfatından ənəhu alim idi. Tabən, bu ilim mövzuu Pəğəmbərdən özlərinə gəlmişdi. İmamlardan nəsil ən nəsil bu özlərində fıtri bir mövzuu idi. İlim fıtri bir mövzuu idi. Yəni, bizlər təkidə o günü idi. Edə bilik deyəqin ilahidir. İlahi bir mövzuu idi. Bunların ilim özlərində var idi. Bu, oradan gəlmiş idi. Ənə mədünətil ilm və aliyyun babuha. Yəni, bu oradan, bu sürələ də oradan bu ilmi almış idi. Və özü də edə bildi ənəhu imam. Tabən, məlim olsun, İmam Sadıq babası, İmam Cəhfər-ı Sadıq edə bildi bir böyük bir məktəb açsın. Və aynə zamanda qocası İmam Muhammed el-Baqir. İmam Muhammed el-Baqir aynən alimlərdən idi. İmam Cəhfər-ı Sadıqın vaxtı biraz münasib oldu, edə bildi böyük bir Kufa məscidində böyük bir halqa dirasiyyə qursun öz üçün, dərs versin öz üçün. Ki, məlimdir, İmam Sadıqın ələ altından böyük tələbələr, alimlər çıxıb, ələ müstəvə sonra rüəsə məzəhib oldular. Məsələn, Əbu Hanifə Nü'mandı, Ənəs bin Malik idi. Bunlar İmam Sadıqın tələbələrindən birisi idi. Və görürsən, aynı zamanda rüayət var Nəcaşidən, ənəhu birisi girdi, Məscid Kufaya baxdı, 900 şeyh var. Həbsidir, Həddəthini Cəhfər ibn-i Muhammed, Həddəthini Cəhfər ibn-i Muhammed. Və İmam Sadıqın zamanında bir səsi, sadası çıxdı ilim mövzuunda, yəni o dərsləri də verirdi, fəlsəfə, mantıq, usul, ondan sonra hətta deyirlər, ilm-el-fələk, kimya, İmam Sadıq dərs verərdi. Ondan sonra İmam Sadıq vəfat etdiqdən sonra İmam Musa bu dərsə tabən idamə etdi, amma Mədinədə tabən idamə etdi. Mədinədə aynən İmam Musa... İmam Musa Mədinədə idamə etdiqi zaman İmam Cəhfər Sadıq harada bu dərsləri verərdi? İmam Cəhfər Sadıq Məscid Kufədə idi. Məscid Kufədə idi. Məscid Kufədə idi. Amma sonradan İmam Sadıq döndü, bir də Mədinəyə getdi. Yəni, İmam Cəhfər Sadıq həm Kufədə, həm Mədinədə dərs verir. Bəli, bəli. Həm Kufədə, özü bidayədən Kufədə başladı, Məscid Kufədə başladı. Ondan sonra Mədinəyə döndü, tabən İmam Sadıq. Onun da bir ayrı bir bəhtü var. Və İmam Musa da Mədinədə idi özü, İmam babası vəfat edəndə. İmam Sadıq vəfat edəndə, fə qaldı İmam Musa aleyhissalam Mədinədə idamə etdi bu dərsi, bu halqa dirasiyyəni. Zuruf da müsaid idi öz üçün. İdamə etməqə altından bütün çox yenə dəyərli alimlər, fulalələr əl altından, İmam Musa'nın əl altından təxarruc etdi. İdi hocam, bizim üçün açıqlasaydınız, İmam aleyhissalam naxsı zamanda dünyaya gəldi və imamatı necə aldı?
طبعا امام موسى عليه السلام باباس 148 هجري ده يعني امام جعفر صادق وفات اتقى زمان 148 ده وفات اتقى انتقلت امامات امام موسى بن جعفر يعني 148 جيل 148 ده طبعا امام موسى بو حالا göre diyağın neçe yaşındaydı 128 de neden olmuşydu 148 de takriben 20 yaşındaydı ve imam Musa 20 yaşındaydı imamatı istilam aldı. طبعا olduğu imamatı aldığı zaman او حتى ولادته olduğu zamanlar çok hassas bir vaziyetteydi. İmam Musa'nın İmam aldığı zaman. Dünyaya geldiği zaman, o fethede kaldığı zaman Abbasilere vaktiydi yoksa Emeviler vaktiydi? Özü İmam dünyaya geldiği zaman tabi'an Emeviler vaktiydi. Emeviler vaktiydi. Emeviler vaktiydi. Yani 128 Emevilerin ahir günleriydi diyelim. Ve İmam Musa aleyhisselam 128'de dünyaya geldi. Devlet Emeviyanın ahir ahdiydi. Yani bitti. بتجاه تقريبا سقوط ها صونيد وبداية الدولة العباسية تقريبا قال دي قال جاخ نجا معلم ده 132 إلنده طبعا أزو بحث شوخ بس مفصل ده بموضوع ده أما 132 إلنده يعني إمام 128 هجرة ندن oldu 132 إلنده إذا بلده عباسيلر كوفاية girsar ve كوفانة اللارة ألتا حكملارة ألتا ألسلر أمويلردن أمويلردن أما أمويلر أوندا شامدا هلا واريدلر Özü. Sadece Kufa'nı aldılar. Merkezi 128'de. Emeviye Şam idi. 128'de. 132'de. 132'de Kufa'nı aldı. Abbasiler takriben Kufa'ya girdiler. Kufa'nı, tabi Kufa'ya niş girdiler. Çünkü Abbasilerin gelmek, hükme gelmekleri o şiaratı istihmal ettiler. Ya Litharatül Hüseyin şiaratını istihmal ettiler. Aynı Muhtar Hakkafe'nin şiaratı. Ve keennehu geldiler İmam Hüseyin'in hakkını almaya. Ama geldiler hükmü döndersler, versler Haşimilere. Bu şiaretten geldiler hükme. Millet ve onun için Kufa halkı taatuf etti özleriden. Yani umumen Kufa halkı özleriden oldu taatuf etti. Ama tabi gel ondan sonra Kufa halkı beyat etti. Abul Abbas-ı Saffah var idi. Abul Ca'far-ı Mansur. Yok Abul Abbas-ı Saffah. Abul Ca'far-ı Mansur'un babasıydı. Ve Abul Abbas-ı Saffah'a beyat ettiler. Abul Abbas-ı Saffah orada Kufa'da. Başladı öz için ceş yığmağa. Ceş yığdı hatta Amavi ceşini mukabilinde dursun. Amavi onda tabi ahir Amavilerin ahir halifeleri takriben Marwan idi. Marwan bin Muhammed idi. O da tabi bir ceş şey etti. Bir anvan Kufa özünün ihtilal oldu sayıldı. Peki taraf birbirinden ceş şey etti. Başladılar bir savaş oldu. Bir harp oldu. Zab nehrinin üstünde. Aynen 132 ilinde takriben. Bu harp, bu zarp harbi, adı da zarp harbi kaldı. Yani hareketi zarp kaldı, zarp savaşı kaldı. Bu had fasılıydı. Bu harp bitirdi. Devlet-i Emeviye burada bitti. Hilafet-i Emeviye burada bitti. Ve burada takriben diyebilirlik başladı. Devlet-i Abbasiyenin devri başladı. Yani burada daha Muhammed bin Marwan'ın ki ahir halifeydi, Emevilerin halifesiydi. Burada hükmü bir devri bitti. Ceyşi hezimete uğradı. Muhammed bin Marwan kaçmaya başladı. Medine'den Medine'ye, köyden köye ve hakeza ila anakirde tuttular özünü. Şam tahlil ihtilal-i Abbasiye girdi. Ondan sonra işte Abul Abbas-ı Saffah hükmetmeye başladı. Tabi Abul Abbas-ı Saffah gelende hele İmam Sadık'ın imamatiydi. Çünkü Abul Abbas Saffah 132'de geldi, İmam Sadık 148'de vefat etti. Ve İmam Sadık'ın şeyiydi, Abul Abbas Saffah meşguluydu bu işte isterdi Devlet-i Abbasiye yani kuvvetlantırsın, Devlet-i Abbasiye yani harpten, savaştan. Yengi bir devlet kurulacak, yengi bir devlet, büyük bir devlet sukut edipti. Neçe il hükmettikten sonra yengi bir devlet istiri kursun, istiri kuvvetlantırsın. Ve onun için çok İmam Sadık'ın böyle etrafında dövgülüydü yani. Bu alemde döküldü. İmam Sadık da bu fırsatı istiklal etti. Çünkü devlet-i Emeviye vakti o fetreki Emeviler elindeydi. İnsanlar biraz ilimden uzak oldular. Biraz İslam'ın ilminden, mefahiminden uzak oldular. Çünkü fark buradaydı. Tabii devlet-i Emeviye'nin hulefesiyle devlet-i Abbasiye'nin arasında hulefeler arasında fark çoktu. İlme daha fazla yakın idiler. Emeviler uzak idiler. Bu fikirden uzak idiler. Fikirden, ilimden uzak idiler. Ama neye yakın idiler Emeviler? Emeviler daha çok lahu, la'ib, ondan sonra zulüm. Zulüm yani itiraz edene bu alemdeydiler yani.
إلا أنه بالتك باستثناء بالخليفة واريدة ودا عمر بن عبد العزيز أييد الدولة الأموية كون الدولة الأموية özleri öz aile arasında koymadılar yaşasın çünkü korktular şeyine ve öldürdüler özünü yani. Ben. Ama Devlet Abbasiye böyle dök değil. Devlet Abbasiye'de varidi, hulefa varidi geldi, elme ihtimam ettiler, binaya ihtimam ettiler, yaptılar mesela. Bagdad'ın yapılmağı Abbasiler zamanında oldu. Ondan evvel Bagdad yokuydu. Ben. Ondan sonra mesela o kitaplar ki tercüme olundu, Abbasiler vakti tercüme olundu, elim daha fazla tavır etti. Onun için İmam Sadık bu fırsatı istiklal etti. Başladı bu dediğimiz medresesini açmağa, elim başladı. Anva aşkel şeylerde ders vermeye. Ben. Ondan sonra Ebu'l-Abbas Saffah taban öldükten sonra, o gittikten sonra kim geldi yerine? Ebu Ca'far-ı-Mansur geldi yerine. Ebu Ca'far-ı-Mansur geldi. Taban İmam Sadık'ı böyle dövgü yani, hur koymuş diyor. Aynen valisi varıydı Medine'de. Muhammed bin Selman idi. İmam Sadık'ı murakabe ederdi her vakit. Bakardı ama İmam Sadık da bu meselelere karışmaz idi. Hatta o sevrat olurdu. Yani siyasi durumlara katılmaz. Siyasi durumlara karışmaz idi. Hatta sevrat olurdu, direnişler olurdu ki Aleviler ederdiler bunu. Abbasi devletinin zıddına İmam Sadık ona da çok mübaşir böyle karışmaz idi yani. Hatta bazı kere tavsiye ederdi, o diğerdi bu etmeyin bunu. Bunun sonucu yok yani. Bir sonuca varamazsınız. Ve onun şu İmam Sadık vefat, taban İmam Sadık vefat ettikten sonra 148 ilde gene Ebu Ca'far-ı-Mansur'uydu, özüydü. Zamanındaydı. Ebu Ca'far-ı-Mansur zamanındaydı. Ve Ebu Ca'far-ı-Mansur yazdı, Muhammed bin Selman'a yazdı. Muhammed bin Selman vali Medine'ydi. Dedi, yazdı özüne ennehu Ca'far-ı-Sadık vefat ettikten sonra kimi halife koydu yerine? Ne dedi? Her kimi koyupsa sen onun boynunu vur. Koymayacağız. Bunu Ebu Ca'far-ı-Mansur yazdı. Bunu Ebu Ca'far-ı-Mansur yazdı Muhammed bin Selman'a. Valisi de Medine'de. Valisi de Medine'de. Taban İmam Sadık bularda bir buğdnalar var idi. Yani ileri görüş var idi. Bunlar Abbasilerin siyasetlerini ne üstte kalktığını, nece bir siyaset istihdam ettiklerini İmam Sadık çok iyi bilirdi yani. Çok iyi dirase etmişiydi. Ve Muhammed bin Selman yazdı, Ebu Ca'far Mansur'a yazdı. Ca'far bin Muhammed 5 nefere tavsiye edipti hilafet. Birinci, Halife Ca'far, Ebu Ca'far-ı-Mansur. Aynı özünü. Mansur-ı-Devaniqi. İkinci, Muhammed bin Selman, özünü. Vali Medine'nin valisi. Üçüncü, Abdullah, yani İmam Musa'nın kardeşi. Dördüncü, İmam Musa. Beşinci, Hamide, arvadı. Ben. İmam Sadık'ın arvadı. Feyyaz'da Ebu Ca'far'a dedi, ben bunların naksı birsin başını vururum, sen boynunu vururum, sen ne diysen. Ebu Ca'far-ı-Mansur bildi, hani bildi İmam Sadık'ın istihdam ettiği şeyi. Ve dedi, bunların hiçbirisinin başı vurulmaz. Ve ondan sonra işte İmam Musa... yani İmam bu şekil etmişti, beni 5 tane tayin etmişti fil hakika yoksa... Özü bunu tayin etti, fi sebil İmam Musa'dan göz irak olsun. Özü korkurdu İmam Musa'nın üstüne. Çünkü malum da eğer deseydi mesela İmam Musa, Ebu Ca'far-ı-Mansur İmam Musa'nı yaşatmazydı. Yani İmam Ca'far Sadık bilirdi. Ben tabii, özü İmam Ca'far Sadık zaman. Bilirdi. İmam Ca'far Sadık'ın 5 neferi seçmeği, intikab etmeği bir siyasetti yani. Bir siyaset istihmal etti. Ebu Ca'far-ı-Mansur yani şaştı kaldı, niyetsin bilmedi. Ondan sonra nece İmam Musa'ya, yani belli oldu İmam Musa benden özü imandı. İmam Ca'far-ı Sadık'ın yakın sahabeler var idi, yakın ashablar var idi, tukat var idi. Onlara tebliğ etmiş idi, ennehu özünden sonra hilafeti, imamatı alan Musa ibn-i Ca'far'dı. Ve onları bilerdiler yani. Şiat, o şia ki İmam Sadık'ın etrafında var idi muhlisiler, onlara İmam Sadık demiş idi mevzu. Ben. Ama tabi tekettüm ederdiler mevzuatı. Ve aldı, bu zamanlarda İmam Musa bir böyle zamanda imamatı aldı, çok mütekellip, çok fitne, oradan fitne kalkırı, buradan Emevilerdi, oradan Abbasiler geldi, oradan Abbasiler bir şekil hüküm edirler, yenge hüküme geldiler, iyi vahid itiraz edeni bir mücerred, en basit bir itirazda boyun vururlar, yani kimseni koymalar, hatta Ebu Ca'far-ı-Mansur, hatta Ebu Hanife'ni tuttu, sicin etti. Çünkü bir sevra oldu. Ebu Hanife o sevranı teyit etti. Çünkü baktı Abbasilerin hükmü başka bir hüküm başladı etmeye Abbasiler. Ve Ebu Hanife başladı Abbasilerin de biraz zıddına olmaya. Sevraları teyit etti. Sevraları teyit ettik de
Abu Ja'far el-Mansur tuttu Abu Hanife'ni tuttu, attı sicine. Sicine etti özünü, hatta celde de vurdu özüne. Ve yanlarında yokuydu yani. Yani yakın uzak yokuydu, yakın, küçük, uzak, büyük yokuydu yanlarında. Yani hatta aralarında görürsen bir mürül vakit böyle oldu. Baba oğlanı öldürerdi, kardeş kardeşi öldürerdi. Yani bu Abbasilerden bu maaşıydı. Hatta Amavilerde de bu maaşıydı, hilafetlerde. Hatta evet. Özlerinden de sonra bu maaşı oldu. Ve bu şekilde bu ecvete İmam Musa geldi, imamatı aldı ve edebildi. Bu fetrede çok iyi bir şekilde neşretsin, ilmi babasının nehcini neşretsin ve idame ettirsin. Peki. Hocam bir kısa ile geçerken tekrardan döndük o bir sorumuza. Aziz seyirciler bir kısadan sonra tekrar sizlere döndük. Kalın bizimle. Aziz seyirciler, bir kısadan sonra tekrar sizlere döndük. Hocam, geçen gün konumuzun idamesine İmam Musa el-Kazım aleyhisselam bes sadece Ca'far Mansur zamanındaydı, yoksa Ca'far Mansur öz imamın zamanında vefat etti, başka bir halife, hilafanı aldı, yoksa ne şekilde oldu o fetre? Ben 148 Hicri'de dediğimiz de ki İmam Musa imamatı aldı. Babası İmam Ca'far Sadık vefat etti. Abu Ca'far el-Mansur'un takriben hilafeti istimrar etti 158 Hicri'ye kadar. Yani İmam 10 yıl. İmamatı 10 yıl. 10 yıl Abu Ca'far el-Mansur'un zamanında 10 yıl yaşadı. Abu Ca'far el-Mansur öldükten sonra özünden sonra tabi oğlu geldi. Bu 10 yılda hiç Abu Ca'far el-Mansur imam mesela mürakabet mahlık, esasi duran mahlık sadece biz Medine'deydi, yani fakat valisi mürakabet edildi, yoksa hatta mesela evini mürakabet mahlık, evini müdahmet mahlık ki nece özlerinde de bu var idi. Bennehu imamların evini müdahmet ederdiler, evlerine girerdiler, hatta baksa imamlar ne edildi, ashabın tutardılar, bu vaydı özünde, yoksa sadece fakat mürakabe uzaktan bakmaklık idi. Bu taban özü sevrat Alevilerin, Avu Haşimilerin tevrası. Hiçbir vakit İmam Hüseyin Taftan sonra, İmam Hüseyin'in şehadatından sonra hiçbir vakit bitmedi. Yani direniş direniş arkasından gelirdi, tevra tevra arkasından kalkardı. Seva Amavilerin zıddına, Avu Abbasilerin zıddına bir şey fark etmez idi yani. Onun için Abbasiler bir tabiatil hal her vakit korkardılar Alevilerden. Fihin ammi uşağıydılar ama korkardılar. Niçin? Çünkü bilirdiler ennehu hilafe hak Haşimilerin de özlerin dök. Ve bilirdiler ennehu Haşimilerde bu afrad imamlar var. Bunlara nasıl olunuptu bil imame fe aleyhi o şiiler bunların sözüne bakar. Yani bunların arkasıca düşer. Ashabları. Ashablar var. Ve her vakit bunlar murakab ederdiler. Yani yoktu bir Abbasilerden, av Amavilerden bir halife geldi bu imamları murakabe etmedi, o imamların arkası düşmedi. Yok, imamları murakabe ederdi. Bir şekil av bir ahar ama uzakta av yakında. Yani mesela İmam Sadık mesela Medine'deydi ama Abu Ca'far el-Mansur şeyde demiş idi, Kufa'daydı ama aynı zamanda Muhammed bin Selman'a demiş idi, sen Ca'far Sadık'ı her vakit murakabe edersen, kim yanına girdi, kim gelir, ne selaşırı, sevretten mevkufu nedir, bu direnişlerden mevkufu nedir. O kadar ki İmam Musa vakti aynı. Yani böyle diyor ki, halifeler her vakit özlerinde böyle döklüydü, hür koymuşydu imamlara. Hatta Ma'mun mesela, Ma'mun görsen özü Khorasan'daydı, İmam Rıza Medine'deydi İmam Ali bin Musa Rıza. Gene getirdi özünü Khorasan'a. Getirdi İmam Rıza'nın Khorasan'ı yanına getirdi, hatta gözü altında yani oldu. Yani oradan getirdi imamı. Tabii imam yani gönderdi arkadaşça İmam Rıza'nı dedi gelginen yarma Khorasan'a gelginen ondan sonra vali ahd koydu İmam Rıza'nı fi sebil bes murakabe etsin özün o da bir siyasetiydi. Kullandı öz. Ve Abu Ca'far Mansur'dan 10 yıl imamın bir hayatı oldu.
أبو جعفر المنصور وفاته تختان صورة طبعاً عباسيلر معلمي ده أوس مسألة خلافة إسلامية ده أقريده مسألة كه مسألة وراثية ايده بابا ولارد أغلان جلارد أغلان ولارد قرداش جلارد وهكذا أو عائلة دان شخمازي ده في حين إسلام بربلا سلطة بربلا خلافة ديمر طبعاً فأوزول تختان صورة أغلو جالده حكمة أغلو محمد ايده أده مهدي معروف بالمهدي لقب مهدي 158 yılında Mehdi geldi hükme. Mehdi'nin de hükmü 11 yıl takriben sürdü, hükmetti. Mehdi zamanı, Mehdi biraz yenge gelende iyi başladı. İyi bir başlangıçtan başladı. Ben. Yani babasının ettiği zulümleri bidayeten etmedi. Hatta babası o amvali ki müsadere etmişiydi. Diyerler, hatta Mes'udi muarrih, tarihçi Mes'udi ma'ruf diri, Abu Ca'far el-Mansur'un müsadere ettiği, av gasp ettiği amval, ما يقارب 240 مليون درهم idi و 24 مليون دينار idi. اي bunu kimden müsaade etmişti? Bunu milletten, zaraatçılardan, tacirlerden, yani ögne girenlerden. Çünkü isterdi devlet Abbasiyanın şeyi kursun, yani esasını kursun. Tabi para olmasa devlet kurulmaz. Ve zordan alardı. Hatta çünkü bunlardan zordan aldığına bir kere bunlar hazinede hafız olduk o zaman yazlardı mesela filanlar bunca para alındı, filanlar bunca para alındı. Ve Mehdi gelen de hükme oğlu. Bu bütün paraları dönderdi sahabeler. O yerler ki müsadere olmuş idi dönderdi. Başladı biraz Alevilerden uzak durmaya. Biraz istikrar emni oldu Mehdi zamanı. Yani Thevrat Aleviye olmadı. Emni ve siyasi emni diyebilirim. Emni ve siyasi oldu. Bu şekilde başladı. Ama getgide görsen Mehdi'nin de siyaseti dergişildi. Yani nece dergişildi? Başladı biraz uzak durmaya hilafetten. Başladı evde lahusun tarabını, ondan sonra içki celsasını kurmak, hatta bir veziri var idi Mehdi'nin, Ya'kub bin Davud adında. Bu vezir tabii çok fazıl bir veziriydi, hakim bir veziriydi. Görerdi bu Mehdi'den bu çıkardı, diyerdi sen niyetsen yani, oradan namaz kıldırırsan, cemaat kıldırırsan alemde, ondan sonra namazdan sonra gelsen burada oturursan, içkilerden, cariyelerden, sen bunun için ben vezir edipsen, yani vaki ennehu sende daha mühim, önemli bir şeyler var. O da bir İslam alame. Sonuçta sen hükmetsen, bir İslam alemini sen hükmetsen yani. Sen hükmetmesen, ennehu namaz kıldırasan, fakat ondan sonra gelesen, evde içkiden, carilerden oynayasan edesen. Ama Mehdi, taban, bu mevzuhta sözüne bakmadı, Ya'kub'un aramazıydı. Ya'kub'u, Mehdi ısrarlar etti, ondan sonra başladı yavaş yavaş aynen cibaya almaya. Hatta Bağdat'ın pazarlarından birinci kere özü başladı cibaya almaya, tükkanlarından varayı başladı almaya. Aynen başladı o siyaseti takriben. O ma'ruf siyaseti, o rutin siyaseti aynen başladı istihmal etmeye. Bu'ud nazarı yok idi Mehdi'de. Ve hilafeti sürdü, 11 yıl halifeliği sürdü. İmam Musa da onda aynen Medine'deydi. İmam Musa aynen öz işindeydi yani. Gene karışmırdı bu mevzuğa. Mehdi öldükten sonra hüküm geldi oğluna. Oğlunun adı Hadi'ydi. Hadi tabi bunun hükmü çok az idi, bir illik hükmetti. Sebep neydi bu sadece bir illik hükmetti? Bir illik hükmetti, ondan sonra öldü yani. Ha, vefat etti. Ha, ondan sonra vefat etti, öldü. Biz bu bir ilde bir thevra oldu, bir direniş oldu. Aynen Alevilerden, Haşimiler tarafından. O da ma'ruftu Fakh Thevrası. Fakh Thevrası tabi diğerler takriben 150 9 ilinde 169 ilinde takriben oldu. 169 Hicri'de oldu. O da neydi? Dedik biraz evvel ennehu her vakit Haşimiler, Aleviler murakaba altındaydı. Ve Hadi geldikten sonra şey ne etmişiydi? Vali Medine'de ne etmişiydi? Medine'deki vali Aleviler her vakit diğer yanımda hazır olur. Yani bazı namazı şahsiyet var idi. Medine'de. Ki maruf Haşimilerdendiler, Alevi'dendiler. Bunlara diğer söz günde benim aynen gıyabet yazar. Baksın kim gidip, kim kalıp. Fe oldu, eğer Alevilerden diyakın 5 tane gelipse, 1 tane gelmeyipse o 5 taneye ukube vererdi. O 1 tane nişi gelmeyip, o kendine. O 5 taneye ukube vererdi. O 5 taneye ukube vererdi. O 1 tane nişi gelmeyip. Yani o kendine o gerek hapis hazır olasız burada. Fe bu biraz, bu duguta tesir etti Alevilere. Ve orada İmam Hasan Müştaba'nın ahfadlarından birisi kalktı bir thevra etti,
تورت فخي دا آدش دا قاقتا عينن يغشترد özüden علويلاري يغشترد اترافيني يغشترد özüne بيعت edenler oldu. طبعا bunu çıkanda işte bazı avamil oldu. İstemiyorum çok Thevra'nın tafasiline girin. Bazı avamil oldu, mecbur oldu. Yani Thevra mukarrar idi. Hac vakti olsun ama mecbur oldu. Yani hac vaktinden evvel Thevra oldu. Bu taraftan Vali Medine de aynen ceşini şey etti. Peki taraf Fakh mevkiasında, yani Fakh yerin adı Fakh idi. Çünkü oradan da adı kaldı Thevrat Fakh. Orada bir savaş oldu. Bu Alevilerden Hadi Ceyş'in arasında. Taban bidayede iyi gittiler ama ondan sonra Ceyş imdada geldi. İşte edebildiler. Bu Thevra faşil oldu. Faşil olduktan sonra taban bütün Thevra'da olan müşarek eden Alevilerin çoğu taban şehit edildi. Başları kesildi. Ve getirdiler şeyi İmam şey adı Hasan'ıydı. Hasan-ı Muthenna'ydı. Getirdiler başını Medine'ye. İmam Musa Medine'deydi. İmam Musa gördü. İmam Musa çok müteessir oldu Tevra'nın faşir olmağına. Hatta orada dedi kâne amiren bil ma'ruf ve nahiyen anil munkar. Ondan sonra yani ve keennehu burada tabi İmam Musa bildirir ennehu özü da'm ederdi bu Tevra'nın. Yani ennehu bu birden aydı İmam Hasan'ın torunlarındanydı. Adı Hüseyin'iydi. Ve ondan sonra İmam taban bu Hasan şehit edildi bu Thevrat Fakh'ta. Başını getirdiler. Hüseyin şehit edildi. Özüden taban mecmua Aleviler, ashabiler vardı. Getirdiler başını Medine'ye. İmam Musa da orada hazırydı. Şeyde dediler bakalım ratife Ali nerede? Ve İmam Musa çok müteessir oldu. Hüseyin'in başını gördü. Hatta orada bildirdi. Ennehu kâne amiren bil ma'ruf ve nahiyen anil munkar. Ondan sonra yani başladı ögmeğe. Yani Behtar bu Thevra'ya bir destek giydi. Bildirdi. Yani bu orada İmam Musa bildirdi. Ennehu belli Thevra'nı da'm edirdi. Ve bu Thevra hak bir Thevra'ydı. Bu direniş hak usta olan bir direnişiydi. Rağım feşel getirdi. Rağım ennehu İmam Musa demişiydi özüne. Yani Hüseyin'e demişiydi. Sen hiç sonra bu Thevra'ya nacih olmaz. Yani sen, ben seni görürüm. Ennehu sen şehit edirsin. Rağım dalek bunu. Devam etti. Devam ettirdi ila an şehit oldu. Ve bu tevrat, bu fakh direnişi çok azim bir şeylerden birisiydi taban direnişlerden birisiydi. Hatta İmam Cevaddir'i bizim hayatımızda iki faciaya uğramışık. Birisi taf, ikinci tevrat fakh idi. Yani tevrat fakhtan da aynen çok Alevilerden, Haşimlerden şehit edildi. Ve Hadi'nin bu şekilde hükmü sürdü. Aynen Hadi de bir illik hüküm sürdü. Ondan sonra geçen Hanun Reşid'in bunu isterim diyeyim. Hadi bu bir ilde meşguluydu şeyden. İbrahim el-Musili var idi. Tabi ma'ruf ma'ni çağıran idi özü Irak'ıydı. O neden meşguluydu? Günde onu getirirdi. Saatlerce ma'ni çağırardı. Hatta diyorlar bir günde 150 bin dirhem verdi. Hatta İbrahim el-Musili'nin oğlu dedi eğer Hadi yaşamış olsaydı biz duvarımızı, evimizi altından gümüşten yapardık. Ama ilan öldü. Tabi özünden sonra hüküm intikal etti Harun el-Reşid'e. Hocam Harun Reşid zamanı. Harun Reşid'in özünün mevkifi neydi imamdan? Ve imamın mevkifi neydi Harun Reşid'den? Ben. Harun Reşid taban Hadi'nin kardeşiydi. Yani kardeşiydi. Oğlu da öldü. Kardeşiydi. Kardeşiydi. Harun Reşid şeyin kardeşiydi. Taban burada Harun Reşid'in çok acip bir şahsiyeti var. Ben biraz isterim şahsiyetine işaret edeyim. Harun Reşid bir şahsiye döğülüydü. Yani Harun Reşid özü bir neferdi ama içinde çok şahsiyetler yaşardı. Yani Harun Reşid'i bir yerde görerdiler. Allah'tan korkusu, takvası, yığılırı, işte istiğfar ederi. Ama görsen aynı zamanda o taraftan görsen kâsiri, biçiri, fi sebil ennehu sultada kalsın. Bir yandan bakardılar mesela istiri zahid olsun, neceki maruftu, Behlül özüne nasihat eden de. İşte türbeni düşünür, yığılır, korkur Allah'tan ama bir yandan da kasır kusur yapardı. Carilere amval sarf ederdi. Ondan sonra carilerin çok pahalı bir paraya da alardı. Yani şahsiyatı mütekallibiydi. Çok mütekallib, yani çok izdivaciye vardı şahsiyatında. Fe ma'lim diyordu Harun Reşid naksı bir şeyiydi. Fihin özü bilerdi yani. Hak ennehu bu İmam Musa hilafette ahaktı taban özünden. Taban Harun Reşid de çok fetre hüküm etti. Takriben 170 ilde,
170 هجري ده هارون الرشيد خلافة على ألا ألد تقريبا 23 يل خلافاتي سürdü. Görürsen burada Harun Reşid geldikten sonra özünde bir şahsiyet var idi. Hazreti derdi İmam Hüseyin'den münafese etsin. Niçin? Çünkü özü bir envan peygamberin amisi uşağındandı. Ve özü özün daha yakın görerdi İmam Musa'yı. Hatta bir gün Harun Reşid onda ile İmam Musa Medine'deydi. Harun Reşid gitti hac esnasıydı. Medine'ye gitti işte peygamberin türbesine gitti. Orada dedi Esselamu aleyke yebna am. Sesten dedi ve kendine ister iftihar etsin onu özü peygamber. Ben tesemmen işte. Ondan sonra millet eşitsin özünü. İmam Musa da orada durmuş idi. İmam Musa da oradan dedi Esselamu aleyke ya ebe. Taban bunu Harun Reşid eşittikten sonra taban özünün yani amm uşağı hara baba demek hara fark etti. Fabir günde aynen istedi. Harun Reşid istedi İmam Musa'nın ve kendine bir mevkuf hariçte koysun. Dedi, siz aslında dönüşsüz Ali ibn Ebi Talib'e yani. Siz Resulullah'a dönmüşsüz yani. Siz niçin Ahmet'e değilsiz biz Resulullah'ın torunlarıyız. Ve İmam Musa döndü dedi özüne dedi Harun ben sana bir sual sorarım. Dedi sana. Dedi eğer peygamber gelse indi. Seni kızı istese elçiliğine gelse. Kızı veresen özüne. Dedi tamam veririm özüne, iftihar ederim. Ben fakir ederim, ben o kızımı peygambere veririm. Dedi ama bilirsen Harun, peygamber benim ne kızım isteyebilir, ona da ben ne kızım verebilirim özüne. Çünkü ben peygamberin torunluyum, peygamber benim de oğlum, yani peygamber benim kocamdı. Nece sen ben bana bir böyle irat tutsam. Onda Harun yine utanmışa kaldı, anamın öğünde. Ve bilerdi, yani Harun Reşid, İmam Musa'nın azamatını, şeyini, şahsiyatını, menzilatını bilerdi. Özü çok iyi bilerdi. Ama özünde bir taban hubbu sultan, hubbul muluk var idi. Harun Reşid de bir hükmetti. Şark, garp, cünub, şimal hapsi el altındaydı. Hatta bir gün ennehu özü fedek mevzuu var idi ki Hazreti Fatıma'dan alınmış idi. İmam Musa ile hayatıyla ki fedek, fedaki verim sana. İmam Musa dedi sen verebilmesen bana fedaki. Çünkü hüdüdü çok büyüktü. Dedi yok nencadı hüdüdü dedi bunca 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 dedi. Ey benim için bunda bir şey kalmadı daha. Dedi ben sana denem edebilmezsem bana fedaki veresem. Fe bu şekliydi. Hatta annehu diyenler bir gün Harun Reşid İmam Musa'nı İmam Musa geldi yanına. Geldi yanına Harun Reşid taban eşitlendi. Annehu İmam Musa yanına geldi. Oğlanları Ma'mun'la Emine dedi kalkın kanşarlayın Musa'nı. Kalktılar, kanşarladılar, muazzez, mukarrem getirdiler. Ondan sonra Harun Reşid kalktı İmam Musa'nın ayağına, oturttu yani şahsı özünü. Başladı soruşmak özüden, ne etsen ne var ne yok. Hatta başladı uşakların sormaya. İmam Musa biraz yanında oturduktan sonra kalktı, çıktı, gitti. Uşaklarını dedi yola sarın, amizi yola sarın, gidin özüden çıkın, çıktılar. Ma'mun biraz ceri iyiydi Harun Reşid'in uşaklarına. Ve döndü dedi, baba sen Musa bin Cafer'e bunca ihtiram etsen, takdir etsen, hiç görmemişim kimseye bunca ihtiram takdir etsen, sebep nedir? Dedi, bu Resulullah'ın torunudur, bu en alimdir, bu halifedir, hak bularındır. E dedi, ya baba eğer sen bilirsen hak bularındır, ben ya o hilafatı veririm sen özüne. Neden sana erişip sen? Dedi, ver hilafatım adamı özüne. Dedi, vay hak. Dedi, bu sultadır, bu mülüktür. İndi eğer peygamber gelse benimle nizah etse, sultan istese, gözündekini ben Allah'ım vermem peygambere. فكيف أنهم موسى بن جعفر وإن كان حق أزدارنا أما بس بو سلطانة ألا ألمش فبلار دوزي أنه خليفة حق أولارنا إيجي خجم حتى وقتنا استفادة داغن موقفنا جاد إمامنا يعني بو سؤال طبعا إمامنا أين مراقبة واريد أين أمن خاص أمن واريد إمام مراقبة دارت لر مدينة دا إلا أنه للأسف إمامن حقن دا بعض شيلر أولدو خبر ورمك دياغن أولدو هارون الرشيدة خبر geldi. Diğerler birisi bir gün geldi Harun Reşid'e dedi ya emir el müminin görkür ki halife var bizim asrımızda dedi nece kızdı dedi işte birisi sensen dedi o birisi kimdi dedi o birisi Musa bin Cafer nece dedi Medine'de humus aldı milletten humus aldı para alırım millet özüne para fa bunda Harun Reşid emir verdi annehumunu valisine Medine'de Musa bin Cafer'i gönder Basra'ya. Basra'da kim var idi? Basra'da İsa var idi. İsa bin Cafer'in Mansur var idi. Var idi Basra'ya.
فأمر ورد إسحاق أنهم من إسحاق بن جعفر المنصور أبو جعفر المنصور أغليد فأمر ورد إسحاق من أت سجنة إيش هذا قاعد ترد من سجنة قويد إمام مصان بصرة قويد بصرة سجنة قويد باخت طبعا عين زمان ده مراقبة دلر من سجنة نيدري باختلر بو عبادة مشغول يعني بو شيء يوخت فطبعا إمام مصان ده مكان ناس معلوم يدهر كشتانر ده إمام مصان قرخورلار يخلاشتارد فبunda bir il takriben kaldı yani bir ilden sonra İsa bin Cafer yazdı Harun Reşit'e dedi ben Musa bin Cafer niye dedim sen bunu şey edip sen dedi öldürürüz. İsa bin Cafer Mansur dedi ben bunu öldürebilmem yani ne hüccetler ben bunu öldürürüm ben aleme ne diyeyim. Fedi ben bunu öldürebilmem. Harun Reşit emir verdi olsa dedi gönder bunu Bağdat'a. Gönderildi Bağdat'a. Kimin yanına geldi? Fazıl bin Rabia yanına. Fazıl bin Rabia ahad vuzara şeydi Harun Reşit'i. Kaldı onun yanında. Bir fetre kaldı onun yanında, onun sicilinde kaldı. Aynen emir verdi, Fadr bin Rabia onu öldür. O da dedi, ben bunu öldürebilmem. Çünkü ben ondan bir şey görmürem. Kalktı, Fadr bin Rabia'dan emir etti Harun'un Reşid dedi, onu vergiyle Fadr bin Yahya'yı vermekte. Fadr bin Yahya'yı vermekte ki Baramike'den idi. O da aynı başka bir sicildi. O da başka bir yer, bas yani, aynen Bağdat'ta aldı. Yani İmam bu halette İndiye kadar üç sicilden nakl oldu. Üç sicilden nakl oldu. İşte geldi Fadr bin Yahya'yı vermekte'nin sicilinde Fadr bin Yahya'yı vermekte. Diğerler özüne biraz Alevilik havası var idi yani. Tanırdı tabii imamları bilirdi. Koydu özüne böyle valisinden sonra baktı bir murvakıt bu İmam Musa'ya ibadetten meşguldu. Namazıdan meşguldu, ibadatiden meşguldu. Bu şekilde olduktan sonra Fadıl başladı buna biraz macal vermek İmam Musa'ya. Yani yerin biraz rahat ettirdi. O sicinden takriben çıkarttı özü. Ve bir gün geldi haber ulaştı Harun'un Reşid'e. Ennehu Fadıl bin Cafer sonra Musa bin Cafer. Fadıl bin Yahya. Fadıl bin Yahya, Musa bin Cafer'i bu şekilde rahat ettirip yani sicinde diyor ki bu ki ennehu. Ve Harun-ı Reşid adamın gönderdi, git bak gerçekten beladı, geldi baktı gerçekten beladı. Ondan sonra geldi, emir verdi, Fadıl bin Yahya'yı tuttular, soyunturdular özünü, celde vurdular özüne. Yani anne sen nece Musa bin Cafer'i bu şekilde eğitsen, Harun çok kızdı bu mevzuğa. Kızdıktan sonra Fadıl'ın babası var idi. Yahya, Yahya'l Bermeki tabi Harun-ı Reşid'in sağ kolundan idi. Bidayede yani Harun-ı Reşid çok ihtimad ederdi. Ailet Baramike'ye çok ihtimad ederdi. Yahya'l Bermeki bunu eşitti. Geldi şey yanına. Harun-ı Reşid yanına. Dedi ya emir-el müminin indi fadıl bir böyle bir şey isteyip sen özünden edebilmeyip ama ben hazırım bu işi edeyim sen için. Baba. Babası dedi. Baba dedim ben ederim. Yahya'l Bermeki dedi. Harun Reşit bunu işittikten sonra tabii keflendi. Çünkü Harun Reşit bir tane aktarı hatta İmam Musa'nı bitirsin. Yani İmam Musa'nı istemir öz mübaşir etsin. Ve geldi Yahya Bermeki kalktı. Şey, emir verdi tabii Harun Reşit emir verdi. Fadıl bin Yahya'nın yanından sicinden çıktı. Geldi şey yanına. Sicin başka bir sicine koyuldu. Orada kaldıktan sonra Yahya geldi şey reis yani müdir sucana yanına. Müdir sicin yanına. Ve özüne iktirah verdi. Anne hemen sana zehir veririm. Sen bu zehri koy günan yemeğine. Ve getirdi yemeğine koydular zehri. İmam Musa'nın yemeğine koydular zehri. Dediler 3 gün takriben sürdü. Zehir canında işledi. O 3 günden sonra şehit edildi. Neçenci senede İmam Musa şehit oldu? İmam Musa 183 yılında. Hicri'de 183 Hicri'de şehit etti. Takriben 55 yaşındaydı diyagın. Ondan sonra işte malumdu ennehu İmam Musa'na çıkarttı geldiler baktılar. Tabii İmam Musa sicinde kaldıktan serdap altındaydı. Yani gün görmezdi, ışık görmezdi. İmam Musa'na geldiler baktılar. Düşüp tahta olup neziki diğer tabir ederler özünde çıkarttılar zayıf olmuştu taban sizinde çok uzun bir fetre kaldı zayıf olmuştu çıkarttılar getirdiler özünü Cisr-ı Safa'ya Bağdat'ta ben. Dört tane kaldırır özünü taban özü ondan da evvel haber vermişti annem ben filan gün çıkarım ve cemaati şiası bektirdiler o kendi İmam Musa çıkacaktı ama İmam Musa taban başka bir şey kastetmişti o çıkmaktan o fereçten ve şiası baktılar bir tane dört tane oradan geldi bir cenaze kaldırıplar geldiler bu tarafa bir tane oradan hata var edir hada imamur rafida ve geldiler teslim ettiler şialarını
işte Makbarat Kureyş'te o vakit gömüldü ki indi malumdi yeri kaldı mende Bağdat'ta. Orada gömüldü 55 yaşında. Tabii ihtilaf rivayet çoktu ama alel ekser diyorlar 183 ilinde yani 55 yaşındayken İmam Musa şehit edildi. Bəli. Hocam biz sizə məmnun olduq. Allah subhanahu aleyhi ve sellem zeyratından bizi məhrum etməsin. Qiyamətə də İmam Musa'nın aleyhisselamın şefaatindən bizi məhrum etməsin. Sizlərə sonsuz təşəkkürlərimiz var. Bu proqrama qaldırdınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ve Allah'tan da diləyim budur inşallah. Allah bizi bu dünyada ziyaretinden ve öbür dünyada şefaatinden ve ecdadının, ceddinin şefaatinden bizi mahrum kılmasın inşallah. Allahümme amin ecma'in inşallah. Memnun olduk. Teşekkür ederim size. Aziz seyirciler, artık programımızın sonuna geldik. Hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.